Evet arkadaşlar, Number One TV'deyiz. Türkiye'nin bir numarasında devam ediyoruz. Nasıl buldunuz arkadaşlar kabunu? Evet. Süper, mükemmel gibi şeyler geldi içeriden. Beğenmişler. Evet. Beğendiniz de çok sevindim. Biz de beğendik. Hatta demin laptop'tan da izledik. İzledik, evet. Güzel video klip. Hakikaten de çok güzel keyifli oldu, çok keyifli oldu. Güzel, eğlenceli. Yani çok yorulduk. Gece çektik çünkü klip. Yine bir 10 saatten fazla sürdü. Sabah ilk ışıklarına kadar. Hakikaten artık böyle ayaklarıma kara sular indi falan. Çok yoruluyoruz ama sonrasında hani montajda falan bittiği zaman çok hoş bir şey çıkıyor ortaya. Yani bu kendinizi orada gördüğünüzde çok farklı oluyor yani. Ne bileyim, hani ilk klibimle ikinci klibime bakıyorum, arada çok farklı. Demek ki daha çok ilerlemek kat etmişim kendimi yenilemek anlamında. Bu beni mutlu ediyor. Yani üçüncüde belki başka bir şey yapacağım. Belki yurt dışına çekeceğim. Hiç belli değil tabii. Belli. Bilmiyorum ya. Projelerim var, bir şeyler var böyle kafamda. Öyle mi? Güzel. Uzak bir yerlerde, çok uzak, yurt dışına çok uzak yerlerde çekmeyi düşünüyorum. Güzel. İnşallah gönlünce olur ya, ne diyeyim. Şimdi çünkü Türkiye'de en son video kliplere baktığımız zaman aynı bir trend var. O trendin etrafında insanlar dönüyor. Evet. Şimdi çok biraz da değişik bir şey yapmak lazım. Mesela benim video kliplerde en çok hoşuma giden şey dans temasıdır. Yani mutlaka o da son zamanlarda ortaya çıktı. Son zamanlarda ortaya çıktı. Şimdi moda artık o gibi. Bir de hep şey var böyle, hani düşük bel pantolonlar, şapka giymiş, işte atlet giymiş erkekler, kızlar böyle. Anladım falan ben bahsettiğini. R&B, hip hop falan. Hani mutlaka onu bir yere sıkıştırıyoruz. Niye Avrupalılaşmaya çok fazla herhalde özenle gösteriyoruz, ne yapıyoruz aslında? Yani bilmiyorum, o modernlik mi katıyor yoksa farklı bir görsellik mi katıyor? Onun şimdi, artık onun artısı ya da eksisi izleyene kalmış değil mi? Onu biz yorumunu yapmak doğru değil. Çünkü bir sürü insan var, bir sürü sanatçı arkadaşımız var. O şekilde kullanıyorlar, danslar konuluyor falan. Hani ben de koydum dans ama o bir modernlik katıyor sanırım yani. Hı-hı. Bilemiyorum ki. Bilmiyorum ya, video kliplerde hani yurt dışı kaynaklı video klipleri izlediğimizde daha farklı şeyler görüyoruz. Ama biz onları alıp burada kopyalamayalım. Yani bence özgün bir şeyler yapalım. Mesela doğru. Senin ilk video klipte yaptığın gibi. Bence ilk video klipte öne çıkan kişi sendin. Evet, bazı tabii. Video kliplerde farklı kişiler öne çıkabiliyor. Evet. Yani yanındaki bir dansçı veya başka biri. Hani gülümseyen cici bir kız yani böyle. Hı-hı. Dediğin gibi Akdeniz'de sımsıcak bir kız gördük biz. Şimdi de çok seksi kulüplerle takılan bir hatunu görüyorum. Neyse, artık o durumu da karıştırmayalım. Oraları karıştırma. Karıştırmıyorum, seksi peki. Seksi falan karıştırmıyorum. Çok özür dilerim. Öyle bir şey yok. Ayıp. Öyle bir şey yok. Mütehassıp bir bayan grubu. Peki, Mert Kandil'e devam edelim. Parçanın ismi de Param Olsaydı ama program bitmiyor. Devam edeceğiz biraz sonra. Göktuğum'da buradayız.